Trump'ın A takımı bombalı saldırı tehdidiyle karşı karşıya. Yeni kabinede seçilen birçok bakan adayı şahsı ve ailesine yönelik saldırı tehditleri alındı. FBI ve polis devreye girdi. Bunun üzerine saldırı tehdidi alanlar arasında Trump yok. ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesine ve Beyaz Saray'a atadığı isimler daha göreve başlamadan hedef alındı. Birçok kişi bombalı saldırı tehdidi aldı. FBI ve polis devrede. Trump'ın ekibindeki birçok isme salı gecesi ve çarşamba sabahı tehdit telefonları geldi, ancak hepsinin asılsız çıktığı açıklandı. İhbarların kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor. Trump'ın sözcüsü Caroline Lewitt haberi doğruladı. Lewitt, Başkan Trump'ın bize örnek olduğu şekilde tehdit ve şiddet bizi caydıramayacaktır, dedi. Lewitt ve FBI tehdit edilen isimleri vermezken bazı bakan adayları tehdit edildiklerini açıkladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi olarak aday gösterilen Elis Stefanik, ailesinin bombalı saldırıyla tehdit edildiğini duyuran ilk isim oldu. Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick, Tarım Bakanı adayı Brooke Rollins, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı adayı Scott Turner da tehdit edilenler arasında. Bu isimlerden hiçbiri gizli servisin koruması altında değildi. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden konu hakkında derhal bilgilendirildi. Beyaz Saray, Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumu kınadığını açıkladı. Gözler 20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Donald Trump'a çevrildi. Trump seçim kampanyası sürecinde iki kez suikast girişimine uğramıştı. Son olayda herhangi bir saldırı tehdidi almadığı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın güvenliğiyle ilgili tartışmalara dahil oldu. Astana'da yaptığı açıklamada Trump'a karşı suikast girişimi de dahil, medeni olmayan şekillerde savaş yürütüldü. Şu anda da güvende olduğunu düşünmüyorum dedi.